Efendim 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de konuğumuz Operatör Doktor Nihal Borataç. Hoş geldiniz hocam. Hoş nasılsınız? Teşekkür hoş geldiniz. Ederim. Sizler iyisiniz. Teşekkür evet. ederiz. Bugün Nihal hocamızla göz kapağı estetiğini konuşacağız. Göz kapağı estetiği. Neden bu kadar gündemimizde? Göz kapağı estetiği nedir? Tabii ki ifademizde çok büyük etkisi var ama biz bunu ne zamandır konuşuyoruz? Bu kulağımıza ne kadardır aşina oldu göz kapağı estetiği? Şimdi ben yaklaşık 23 yıllık uzmanım. 3 sene de öncesi ihtisas koyarsak 26 sene. Biz branş branş çalışırız. Ben ön segmentçiyim. Katarak ameliyatı, lazer ameliyatı, bu gözlük çıkarmak için yapılan o tarz işleri bilirim. Haddimi aşmadım hiçbir zaman. Okuloplastiğe bulaşmadım. Yani yapamaz mıyım? Yapardım. O zaman da yapardım. Ama madem dedim segment segment ayrıldık, ben kapağı ellemeyeyim. Fakat bir dönem sonra şeyi fark ettim, yani o kadar çok artık ucuzladı ki göz, o kadar kötü bir hale geldi ki başka şeyler yapmak gerekiyordu hayatta kalabilmek için, para kazanabilmek için. Bu dönemde göz kapağı estetiği, belki duymuşsunuzdur böyle her yerlerde çok fazla, bedava, bedava. Öncesinde sağ olsun plastik cerrah arkadaşlar çok fazla yapmıyorlardı ve anlamlı ücretlere yapıyorlardı. Gözcüler olaya dahil olduktan sonra her şey bedava oldu. O dönemde benim de çok tecrübem oldu. Ne kadar diyeyim, herhalde bir 7 sene falan olmuştur. Yaptıktan sonra çok sevdim ben bu işi. Ve şeyi fark ettim, yani ben estetikten çok hoşlandığımı fark ettim. Yani bu işi yap. Ön segment cerrahı olarak da hep yüz güldürücü şeyleri aslında seçtim ben. Mesela katarak ameliyat edersiniz, kişi görür, çok evet. mutlu olur. Gözlükten kurtulur, çok mutlu olur. Bu da öyle. Bu da belli yaşlarda insanlar biliyorsunuz yer çekiminin etkisi, genetik, bir sürü faktör dahilinde bu göz kapaklarımız düşüyor. Ama biz eskiden bu kadar yaygın olmadığı için farkında değildik. Ha bir şey var, bir ağırlık, bir yorgunluk var ama hani bu nereden kaynaklanıyor? İşte bugün yorgunum, bugün dinlendim ama yorgun gözüküyorum falan diye geçiştiriyorduk. Göz kapağı ameliyatları bu kadar yaygınlaştıktan sonra fark ettik ki o yorgunluğu yapan oradaki cilt fazlalığı. Yani güzel görüntüden ayrı kazancınız şu olacak, kirpiklerinizin üzerindeki minik adamlar kalkacak. Orada oturan, kirpiklerinizi aşağı çeken. Aşağı olan çizgiler her zaman mutsuzluk, yorgunluk ifadesidir. O yukarıya çıktığı zaman ne kadar yorgun da olsanız mutlu ve dinlenmiş gözükeceksiniz. Hani bunlar hep artısı. Dolayısıyla daha genç görünecekler. Aynen. Yani benim genelde ortalama verdiğim yaş 15 yaştır. Hı hı. Gerçekten göz kapağının farklılığı 10-15 yaş fark ettiriyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. 10-15 yaş fark ettiriyor. Peki kimler bu operasyonu yaptırmalı, kimler yaptırmamalı gibi bir ayrım var muhtemelen şimdi bunda da? Şimdi bunun endikasyonu, yani bu tıbbi bir ameliyat değil bu. Estetik ameliyatların çoğu tıbbi değildir zaten. Sosyal endikasyon, yani ben bundan rahatsızım. Tıbbi endikasyon olduğu zaman, yani benim doktor olarak ameliyat olmanız gerekir dediğim kişilerde nasıl söyleriz? Pseudopitoz. Yani üst kapak öyle bir düşer ki buralara kadar görmenizi engeller. Bu tıbbi indikasyondur. Yani ben bir kişi bana geldiğinde eğer üst göz kapağı buraya düşmüş ve gözünü göremiyorsa sizin tıbben ameliyat olmanız gerekir derim. Ama bizim bahsettiğimiz bu kapak estetiği nin tanısı blefaroşalazistir. Yani üst kapaktaki dokunun gevşemesi, yer çekiminin etkisiyle kirpiklerin üzerine doğru gelmesi. Dolayısıyla aynaya baktığında kişi kendisi de görür. Hı hı. Düşüktür kapak. Yani bunun o kadar aslında yaygınlaştı ki ben de çevremden çok fazla duyuyorum ki hanımlardan daha çok duyuyorum. Belki siz de beni teyit edersiniz. Daha çok olanlar hanımlardır diye düşünüyorum. Yok.
beylerden de çok fazla. Şu da var, makyajda da göz bölgesine yapılan makyaj da çok değerli. Hani bu kapak çok düşünce genelde söylenen hanımların en büyük şikayetlerinden biri işte göz kalemi kullanamamak, gözün üzerine far sürememek, makyaj yapamamak, rimel sürdüğü anda gözün üstüne bulaşması gibi. Hani şu an sadece bu beklentilerle bile çok beklemeden, yaşı çok ilerleyip iyice üzerine düşmeden çok kişi gidip yaptırıyordur. Genetik olarak cildinizin kalitesiyle alakalı, hı-hı, yine aileden gelen herediter, bunlar da etkili. Yani 21 yaşında da olsanız ben bu ameliyatı olmak istiyorum dediğinizde olmalısınız bence. Hı-hı. Peki sadece ameliyat değil, ameliyatsız da böyle bir estetik müdahale mümkün. Size bundan da bahsedebilir misiniz ve aralarındaki fark nedir? Şimdi bana soruyorsanız bence cerrahi. Kesin ve net. Plexir, plazma dediğimiz bir takım aletler çıktı. Sanıyorum 4-5 senedir var piyasada. Bu da bir çeşit lazer aslında. Yani yakıyor, dokuyu yakıyor. Dokuyu yaktığınız zaman diyelim şurada bir şey var. Fazlalık. Ya da bir şey, çukurluk var diyelim. Siz buradan bir sıra, buradan bir sıra yaktığınızda burası geriliyor, oradaki o çukurluk düzeliyor. Göz kapağında da aynı şekilde yakıyorsunuz sıra sıra alt ve üst. Tabii bunun belli şeyleri var, oranları var. Yani hani 1, 2, 3, 4, 5 derece lokal anestezikle kremle anestezi oluşturduktan sonra hani kişinin dayanabileceği derecede ama bekleme süresi var. Artı her zaman olumlu sonuç vermeyebiliyor. Yani cerrahi gerektirecek bir işte yapılacak şey değil. Plexir nerede iyi? Ben kullanıyorum. Nerede iyi? Çok hafif buradaki kaz ayaklarında. Çok hafifse. Ama bir göz kapağı düşmüşse artık onu hiçbir lazerle kaldıramazsınız. Kesin ve net cerrahi. Bu acılı bir işlem midir hocam bahsettiğiniz? Şöyle, cerrahi işlemde duyacağınız tek acı lokal anesteziyi yaparken onun jetokain adını verdiğimiz lokal anesteziyin yakması. Hı hı. Yoksa kullandığımız iğneler hani çok çok ince olduğu için onu duymuyor kişi. Plexir yönteminde sonuçta oradaki o noktaların hepsinde aynı acıyı hissediyoruz. Hissediyorsunuz. Yani. Ama yani uzun nokta, süreli nokta, bir nokta, acı nokta, değil, nokta. Çok kısa sürer dediniz. Sonrasında zaten operasyon sırasında kişi rahat. Yani operasyondaki süre daha şeydir, kısadır. Lokal anestezinin etkisi uzun sürer. Bunun için herkes farklı lokal anestezikler kullanıyor olabilir. Uzun, orta ve kısa etkili 3 lokal anestezik karışımından hastanın ondan sonrasında hiç ağrısı olmayabilir. Plexir'da o işlemi yaptığınız sürece kişi ağrı duyacaktır. Yapılırken uygulama bir miktar onda, yani ameliyatsız olan uygulamada bir hissiyat var. Ama tabii, diğerinde lokal anesteziyle kişi ilk anestezi yapılırken bir yanma gibi bir şey hissediyor ama operasyon sırasında herhangi bir şey yapılanı duyuyor, ağrı duymuyor. Yani benim orada yaptığım işlemin farkında. Yani göz kapağı operasyonu ile ilgili çevrede çokça farklı yöntemler konuşuluyor. Hı-hı. Benim de kendi duyduklarımdan söyleyebilirim. Genel anesteziyle bunu olan da var çok korkup. Lokalle olan da var. Evet, bir takım ameliyatsız yöntemlere başvuranlar da var. Bunların birbirlerinden biraz farkı nedir? Yani çok korkan kişilere mi direkt genel anestezi altında yapılmasını tavsiye edebilirsiniz doktor olarak? Üst göz kapağı ameliyatında genel anestezi uygulanabilir. Bana göre çok kısa bir işlem olduğu için aslında gereksiz yani anestezi alması. Belki bir sedasyon, hani uyuyacağı şekilde bir anestezi. Sonrasında da daha konforlu olur. O şeyin lokal anesteziğin acısını da duymaz. Ama üst göz kapağı için bu geçerli ama alt göz kapağında ameliyat esnasında da bir takım ölçümler yapmamız gerekebilir. Üst göz kapağında biz bir kere ölçümü yaparız, ondan sonra tamam. Ameliyatı hastayla
koopere olmamız gerekmiyor. Hı hı. Ama alt göz kapağında hastanın uyanık olması gerekir. Hı. Hastayla koopere olmamız gerekir. Belki ameliyatın seyrini değiştirecek bir ölçüm daha yapmamız gerekir. Dolayısıyla alt göz kapağı da işin içine girdiği zaman genel anesteziyi kesinlikle istemeyiz. Peki bizi izleyenler de merak ediyorlardır. Çokça bunu yapmayı düşünüp planlayıp sonra iyileşme sürecinden dolayı hani işlerine gidecekler ya da ne kadar süre hayattan kopması gerekiyor. Bize bununla ilgili de bilgi verebilir Tabii. misiniz? Şimdi şöyle, bu aslında 2 artı 2, 4 gibi bir bilgi değildir. Hı hı. Herkesin kendi bünyesiyle, kendi cildinin özelliğiyle alakalı bir şeydir. Ameliyat sonrasında olabilecek şeyler nedir? Kanama, hematom deriz, yani kan birikmesi ve şişme, ödem. Kişi alerjik olabilir, çok fazla şişebilir. İşte ben genelde sorarım hastalarıma, hani siz bilirsiniz kendinizi. Bir yere vurduğunuzda morarır mısınız? Onu öğrendikten sonra ona göre bir fikir yürütebilirim. Ama hiç belli olmadığı da olur. Hiç morarmayacak dediğim ama moraran hastalarım da olmuştur. Çok morarırsınız deyip de hiç morarmadığını gördüğüm hastalarım da olmuştur. Dolayısıyla o kişiye özgü bir şey. Yani bizim yaptığımız ameliyat aynı ama sonrasındaki seyir herkeste farklı. Hiç morarma ve şişme olmayan hastalar da gördüm. Orta dereceli sarımsı, mor olmasa da sarımsı olanları, hafif ödemli olanları da gördüm. Adeta rakun gibi böyle buralara kadar inen yer çekiminin etkisiyle simsiyah, mor değil olan vakaları da gördüm. Ama bunların totali, yani hangisi olursa olsun zaten maksimum bir ay içerisinde düzelir. Peki kişiler biraz da bir şeyden de korkuyorlar. Hatta anlaşılabiliyor bazen bu operasyon olmuş kişiler. İz kalır mı gibi bir merak da söz konusu. İz kalır. Yani iz kalmaz diyen var mı bilmiyorum. İz kalır. Ama az kalır ama çok kalır. Yine o kişinin kendi şeyiyle alakalı. Yine kişinin cilginin kendi iyileşme biçimiyle alakalı. Evet, evet. Yani sonuçta ben çevremden de kesiyoruz. Çok anlayamadığım kişileri de biliyorum. Belirgin iz olanları da biliyorum. Ama neticede bu aslında benim gördüğüm gözün kapanma bölgesinde. Aslında orada bir izin olup olmaması da gerçekten böyle baktığınızda belirgin farklılık yaratacak bir şey değil. Ama açıkçası acaba bende daha çok olur mu diye merak edenler de vardır. Dolayısıyla bu biraz kişiyle ilgili diyoruz o zaman. Aynı şekilde bir de dediğiniz gibi ama ben uzatırım kesi yerimi. Buralara kadar uzar. Dolayısıyla arada kalan belki göz kırpma hareketinde fark edilse de şuradaki hani görülebilir. Kişinin cildi çok kalitelidir, iyidir. Hiçbir iz kalmaz ayrı. Hı hı. Ama önce kırmızıdır buradaki iz. Daha sonra beyazlaşır. Daha sonra cilt rengini alır. Bir senenin sonunda hiç fark edilmeyecek hale gelir. Yani şuradaki iz o düşüklükten daha mı kötü diye sorarım her zaman. Hı. Hani bir sene buna katlanamayacak Tabii. mısınız? Tabii. Olabilecek en kötü süre bir Hı. sene. Genelde bunu kabul eder zaten hastalar. Zaten. Ameliyatlı ya da ameliyatsız yöntemde hocam peki hastanızın işte başarılı sonuç aldık vesaire. Sonrasındaki onun artık hayatında yapması gereken şeyler var mı? Yoksa bu iyileştik, istediğimiz görüntüyü de aldık ya da işte kapağımızı kurtardık ve konu artık kapanıyor mu hasta için? Burada önemli olan bir hafta o dikiş alınana kadarki sürede işte antibiyotik ve kortizonlu bir göz damlası veririm. Bir de antibiyotikli tam yara yerinin üzerine süreceği sabah akşam bir pomat veririm. Ayrıca hani morluk ve ödeme karşı bu hepimizin bildiği arnika ya da ne bileyim işte hiridoid türü bir medikasyon yine pomat veririm veya da krem. Bir hafta sonra dikişleri aldığımda hastadan şeyi isterim. Aslında çok şey değil, anlamlı değil de daha en azından dikkatli olmasın. Dikiş varken bir sorun yok. Eli de çarpsa bir şey olmaz. Kafasını da bir yere çarpsa bir şey olmaz. Ama dikiş alındığında daha doku tam oturmadığı için herhangi bir şeyde, darbede dikişte açılma olabilir. Bir önemi var mı? Yok.
gelir, tekrardan dikeriz. Yani dikkat etmesi gereken süreç ama o artık sizin bahsettiğiniz iyileşme süreci de bitince artık bu konu hani bu konu bitmiş. Tekrar etmiyor hiçbir şekilde. Kesinlikle. Ve bitmiş oluyor. Şöyle tabii. Yine ölçümlerle alakalı. Az alırsanız, yani ölçümünüz azsa o bir müddet sonra yeniden düşebilir. Maksimum seviyede alabilirseniz riski vardır, göz açık kalabilir. İşte bunların gerçekten hepsi, önemli. Tabii. Milimetrik bir şey. Yani üst göz kapağının en büyük komplikasyonu gözün açık kalmasıdır. Onun için işte kişinin, doktorun tecrübesi çok önemlidir. Bu alanda tecrübeli olması gerçekten çok, çok önemli. Çok önemli. Peki az önce dikkatimi çekti, alt göz kapağından da bahsettiniz. Burada tam olarak hangi hasta grubuna bunu uyguluyorsunuz? Alt göz kapağı yine aynı şekilde hani böyle dışarıdan baktığınız zaman şu bölgedeki şişlik olabilir. Torbalanma. Torbalanma olabilir. Cilt fazlalığı olabilir, cilt düşük olabilir. Onda da yine iki yöntem vardır. Herkesinki farklı olabilir. Bir kirpik diplerinden kesi yapılır. Bir de içeriden kesi yapılır. Bu da yine cerrahın kendi seçimiyle alakalıdır. Yani alt göz kapağının içinden. Onun üst göz kapağı ameliyatından farkı nedir? Onda minimal cilt alınır. Çünkü yani üstte maksimum, altta minimal. Çünkü en ufak bir fazlalıkta kapak dışa doğru döneceği için buradaki gözyaşı kanalları üst üste gelmez, şıpır şıpır sulanmalar olur. Artı ektropium dediğim şöyle bir görüntü olur. Estetik için oluyorsunuz, böyle geziyorsunuz. Düşünsenize. Gerçekten çok kıymetliymiş oradaki tecrübe. Bir de alt göz kapağında özellikle üstte de nadiren, hani bazı kişilerde görmüşsünüzdür. Şu kısımlarda böyle yastıkçık gibi şeyler evet, olur. Kabarıklıklar olur. Fazla bir yer kalmış gibi oluyor. O işte şeydir yine, bu göz küresini koruyan bir takım yağ yastıkları vardır etrafında. Oradaki dokuların gevşemesiyle o yağların oradan sarkmasıdır buradaki. Alt göz kapağında da üç bölgede, ortada, burun kenarında ve dış kenarda pak ederiz biz. Yağ paketleri vardır. Orada önemli olan sağ ve solu daha dengeli bir şekilde almak. Yani onu koyarız gazlı bezin üzerine. Hani işte sağdan ortadan bu kadar aldım, kenardan bu kadar aldım. Diğer tarafı yaparken onunla karşılaştırırız. Hani ikisi arasında yine bir hani simetri olsun diye. Tabii hiçbir zaman ben hiçbir hastama simetri şeyi vermem. Garantisi ya da simetri sözü. Çünkü biliyorsunuz insan vücudu bütünüyle asimetriktir ve altın oran dediğimiz bir oran vardır. O ne kadar kişinin yüzü simetrikse o kadar güzel olduğu anlamına gelir. Ben misafir ettik sizi çok çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Operatör doktor Nihal Borataç hanımefendi bizlerle beraberdi. Göz kapağı estetiğini konuştuk efendim. 8'de sağlık devam ediyor.